Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tuğrul Atasoy'a ait hocamız Özgür Rüyada ve Nörobilim adlı konuşmasını yapacak. Merhaba. Öncelikle bu güzel etkinliği düzenleyen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nazlı davetleri için de. Şimdi iyi mi? Biraz daha. Ben açamıyorum ama. Tamam. Ben klinik nörolog, yani bildiğiniz gibi hasta görüyorum. Nörofizyolojiyle uğraşıyorum. Bunun dışında da kendi alanımda uzun yıllar, öğleden sonra dinleyeceksiniz, sevgili Oğuz Tanrı'dan büyük yardımlarıyla davranış nörolojisinin içinde yer aldım. Davranış nörolojisi için grubunda da, alt grubunda da beynin evrimiyle Oğuz Hoca o dönem görevlendirdi. Son yıllarda da özellikle evrimsel tıp çalışmalarına düzenliyoruz. Akdeniz Üniversitesi'nden İlmi Uysal Hoca'yla. Ben biraz için bu tarafında duracağım. Yani daha klinik düzeyinde durmak istiyorum. Şimdi burada benim fazlaca poz çekmemden biraz sıkılmış ve sinirle bakan bir kızıl şahı var yukarıda. Diyelim kuş fotoğrafı merakımız var ve sınırlı bir bütçeniz var. Bu bütçe dahilinde işte prime lens denen lenslerden alamıyorsunuz ama bir işte teleobjektif alacaksınız. Aynı dönemde de piyasaya çıkan, bu bizzat benim yaşadığım bir ikilemdir. Bir sürü arkadaşım da çevrende yaşadığını şahit olduğum bir ikilem. Bir objektif var. İki objektif arasında karar verme süreci bazen aylar alıyor. Defalarca bir sürü kişiye soruyorsunuz. Bir sürü işte fotoğraf sitesi, yaban hayatı sitesi, kuş fotoğrafçılığı sitesi. Ve sonunda bir nokta geliyor. Bir noktada bir karar veriyorsunuz. Girdiğiniz internet sitesinden ya da gittiğiniz dükkandan bir alışveriş gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi buradaki alışverişle ilgili yıllardır Aziz Hocam'ın da az evvelki sunumunda gayet güzel söyledi. Paradigmanın değişmesi lazım. Eski bir paradigmamız vardı. Ve burada biz bazı şeyleri bildiğimizi zanneder iken daha benim alanımda, yani sinir bilim alanında olan bazı şeyler bu bilginin çok da güvenilir bilgi olmadığı kanaatinde oldu. Ve bugün artık bilebildiğimiz kadarıyla karar alma süreci salt, akla dayalı. Yani bizim nörobilim dilinde konuşursak dorsal lateral prefrontal korteks ve posterior parietal heteromedial kortekslerimizde, yani ön ve yan lobularımızın bizim insan olmakla övündüğümüz gelişmiş düzeyde kıvrımlarıyla ilgili değil. Saat olarak onunla ilgili değil. Karar alma süreci boyunca öncesinde biz farkında olmasak bile birçok değişken ciddi anlamda, hiç bilincinde olmasak da bundan zannettiğimizden çok daha fazla etkin. Ve bir ihtimalle basit kararlarda, yapma konutlarında önce karar alıp sonra önce beyin hareket emri verip sonra karar aldığımız hissine kapılabiliyoruz. Ya da bu iş böyle oluyor. 83 yılında Libet nörobilim camiasında birçok kişinin bu konuyla ilgilenen hakim olduğu deneyini yaptı ve burada bir kırılma noktası yaşattı. Bu birinci kırılma noktasıydı. Yani benim konuşmamda değineceğim aslında birinci konuşma noktası. Burada bir dönem denek var. İşte denekler buna yönelik bir yapma komutuyla bir hareket de bulacaklar. Bununla ilgili bir karar alacaklar ve bir de bu karar alma anı belirtecekler. Sonuçta istemli harekete hazırlık için oluşan beyin aktivitesine hazırlık potansiyeli dersek, bunun başlangıcının karar noktasından birkaç yüz milisaniye önce olduğu bulundu. Libet de buna dayanarak eylemin ateşlenmesinin bilinçsiz bir sinirsel işlemi içerdiğini, bilincin beyin aktivitesinin bir sonucu olduğunu, bilincin beyinde işleme neden olmadığını ileri sürmüştür. Tabi bu burada kalmadı. Oldukça büyük de tartışmaya, karşılık deneylere, doğrulama için, yanlışlama için yapılan deneyler neden oldu. Libet'in çalışmaları ve doğrulanan çalışmaları sonucunda yine özgür iradenin istemli motor eylemi başlatmadığı ama süre giden hareketi kontrol edebilen aracı olduğunu dile getirmişti Libet. İki olasılık gündeme geliyor tabii ki. Birincisi bilinçli niyetlik zihinsel bedensinin bir algı yanılsamasıdır. İkincisi ise bilinçli niyetlik hareket hazırlanan beynin doğrudan sonuçlarından birisidir demiştir. Bu görüşe göre de niyet ya da eylem kararı
sinirsel aktivitenin bilinçli bir parçasıdır. Daha sonra yapılan tabi çok daha ilginç deneyler var. Aziz Hoca da söyledi artık sinir bilimde işte fMRI'ler var, transmanyetik uyarımlar falan filan var ama aslında biraz tarihçesini okuduğunuzda bugün bizim fMRI'larla ya da transkranyal manyetik simülasyonla yaptığımız birçok şeyi eğer 19. yüzyıl sonlarına giderseniz Freud'un, Hagen Jackson'ın, Charcot'un tutumunun defalarca altını çizdiğini görürsünüz. Yani çok da övünecek bir şey yapmıyoruz aslında. 19. yüzyıldaki nöropsikiyatrinin büyük insanlarını kafa patlatarak anamnez ve muayeneyle hastaları takip ederek söyleyebildiği birçok şeyi biz bugün artık bu aletlerle biliyoruz. Ama bu aletlerin de bize tabii çok büyük faydası oluyor. Burada yine benzer bir deney var. Transkranial manyetik simülasyonla yapılan direklere kırmızıda bir hareket kararı isteniyor. Sarı bekleme süresi, yeşilde hareketi yapmaları isteniyor ama sarıda transkranial manyetik uyarım veriliyor. Aslında kişi sağ ya da sol elini kaldırmak istese de sizin verdiğiniz uyarıma göre el hareket ediyor. Çünkü transkranial manyetik uyarımda siz motor korteksi sağdan bir uyarı yaptığınızda sol elde hareket, soldan uyarı yaptığınızda ise sağ elde bir hareket edersiniz. Bunun sonucunda yine aynı Libet'in deney bulgularına benzer bulgular ortaya çıkıyor. Ama burada güzel bir ayrıntı var. Denekler aslında kendi kararları değil, transkranial manyetik uyarıma göre hareket etmelerine rağmen bunu çok güzel akla bölmüşlerdi. Yani zihin çok güzel zevahiri kurtarmaktadır. Daha sonra Dylan Hanks'in yaptığı çalışmalarda yine benzer. Burada da yine bir manyetik rezonans görüntüleme sırasında kişilere düğmeye basma kararı ile ilgili yine basit yapma aslında bir çalışması. Burada düğmeye basma kararının beyinde basmanın gerçekleşmesinden yarım saniye önce belirgin olduğu görülüyor. Denekler tercihte bulunmadan beyinleri onlar adına bir şekilde karar veriyor diye sonuçlar yorumlanmıştır. Bununla ilgili bir sürü başka çalışma yapıldı. Tabii çok renkli ve zevkli tartışması da bol bir alan. Sevdiğimiz bir şey bu işte çalışanlara. Sonuçta bir arada yorumlarsak alternatif eylemler aslında seçim yapma işlemini otomatik ve bilinçsiz rutin olarak işleyen bir işlemin sonucunda gerçekleşiyor olabileceği görüşü ağırlık kazanmıştır. Burada Freud ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma var. Bizim klinikte örneğin mesela Parkinson hastalarında hareketi başlatmada zorluk vardır. Ve Parkinson hastalarında biz biliyoruz ki yardımcı motor alan denen alanda esas bu olay kilitlenir ve biz klinikte Parkinson hastalarına basit hileler öğretiriz. Yani hareket etmeye başladığında donan kişiye önünde çizgi olduğunu hayal ettiriz. Çizgiyi aşmak için hareket ettiğinde tıkanan hareket başlar. Çünkü beyin ezberlenmiş hareketi beyin başka bir yerde depolar. Yani bu ezberlenmiş rutin öğrenilen hareketler daha bazal ganglion kökenlidir. İnce hareketse, yani siz bir gitar çalmayı ilk öğrenirken ya da ince bir çizgi çizdiğimde üzerinde dikkatle yürümeye çalışırken ya da yüksekte bir yerde yürümeye çalışırken korteksiniz daha devrelidir. Bu iki sistemi de serebellar sistem dengeler bir araya getirir. Yani ağır distonisi olan, bir bazal ganglion hastalığı olan ve bacağını hiç kullanamayan bir kişiye geri geri doğru yürü dediğinizde distonisi çözülür. Çünkü buradaki devreye giren başka bir şeydir. Bu yardımcı motor alan üzerine yoğunlaşıldığında Freud'un bulguları bize bilinçli eylem niyetinin hareket yapıldıktan sonra yalnızca geriye dönük bir algı yanılsaması olduğu şekildeki hipoteze yönelik en büyük bilgi kaynaklarından birini vermiştir. Bulgular bilinçli eylem isteğinin en azından kısmi olarak hareket öncesi bir yapılanma olduğunu göstermiştir. Yani diğer şeyler için biraz zamanı hızlı geçmek istiyorum. Sonuçta hem niyet hem de bu aracı faaliyet hissi, yani istemli eylemlerde güçlü bir aracı faaliyet hissi, sensör acınsı denen dış dünyadaki olanı kontrol etme hissi, hem niyet hem de aracı faaliyet hissi motor kontrol için beynin hazırlık işlemlerinden kaynaklanıyor gözüküyor. Yalnızca geriye dönük anlam çıkarmaktan ibaret değil. Yani beyin sadece bilincinde olmadan yaptığı eylemlere daha sonra geriye dönük bir anlam kazandırıyor değil. Felsefeye girmeyeceğim ama Dennett'ın eleştirilerinden benim hoşuma giden bir tanesi. Libet'e yönelik eleştirileri var. Eğer diyor hareketi yapan bölge kararda kendisi alıyorsa ki Libet'in deneyleri bu doğrultuda. Eylem başlatmak için yeterince karmaşık ve ayırt edici ise bu bölgeler.
neden aynı zamanda özgür irade ve ahlaki sorumluluk alacak kadar da yeterli olmasınlar diyor. Bu soru bana oldukça hep anlamlı gelmiştir. Yine nörobilim dünyasından restart eleştirileri var. O da basitçe deneyde ve sonra takip eden deneylerdeki insanların yap ya da yapma karar vermesinin istendiği kısa zaman aralıklarına dayalı yorumlar yapıldığını, yani bunun kısa zaman aralıklı deneylerin sonuçlarına yönelik yorumlar yapıldığını söylüyor. O da özgür iradenin varlığının gerçekten bir yanılsama olduğunu kanıtlamak için dakikalar, saatler, aylar, hatta belki de yıllar içinde beyin faaliyetlerini ölçecek bir deney icat edilmesi gerektiğini söylüyor. Burada sevdiğim bir etoloji deneyi var. Biz bütün konuşmalarda hep genellikle hayvan davranışlarının hakkını yeriz. Henry'in kuzgunları var. Seçime bağlı bir et var. Tabii havada duruyor, dala bağlı bu. Kuzgunların bunu alması lazım. Uzunca süre kafa patlatıyor kuzgunlar buna. Sonuçta iki farklı şekilde çözüyorlar. Bunun çok hoş bir videosu vardı ama bu sunumlarda video her zaman çalışır. Tam siz gerektiği yerde çalışmaz. O yüzden artık videolardan biraz elim soğudu. Sonuçta üçe ayrılıyor kargalar. İki farklı şekilde çözüme ulaşıyorlar. Bir grup gagasıyla alıyor, yürüyor, ayağını basıyor. Tutuyor, yürüyor, ayağını basıyor. Bu şekilde çözerken bir grupsa biraz daha zekice, buradaki kuzgun gibi, alıyor, ayağını basıyor. Ayağını basıyor. Bir grupsa çözemiyor. İlginç tarafı ise bu kargalar korkutulduklarında ağızlarında o ipe bağlı gıda varken problemi çözemeyen kargalar, kuzgunlar eti bırakmadan uçuyorlar. Yani kavramın onlarda oluşmadığını gösteriyor. Şimdi aynı şey bunda da var. Yani çok insan şey değil, saatlerce düşünen kuzgunlar var. Deneylerin ilerleyen aşamalarında dakikalar içinde çözenler de var. Yani bir süre var, sonra bir karar anı var. Karar anının milisaniyesi ötesinde büyük ihtimalle beyinlerinde onların da bir aktivite oluşuyor. Bizim aslında yaptığımız bu tarafı ölçmek. Şu tarafla çok da fazla bu deneyler ilgilenmiyor. John Gray'in de yine sevdiğim eleştirilerden birisi, tek parça olduğumuza inanarak hareket ederiz ama artık parçalıklar olmamız nedenidir diyor. Çünkü olaylarla başa çıkabilmemizin nedeni. Beyinde özel merkezi bir denetçi olması gerektiği anlayışına sahibiz. Oysa gerçekte algı ve davranışın değişme sahnelerinden başka bir şey bulunmaz diyor. Hep eskiden beri olan şey beyinde sanki her şeyi denetleyen ayrı bir beyin ya da ayrı bir yapı, ayrı bir homunculus varmış gibi bir düşüncemiz var. Buna bağlı olarak yine sinir bilim dünyasından Kurzban'ın eleştirileri var. Modüler beyin kavramını, bugün benim de daha çok aklıma yatan, yani beyin aslında kalabalık bir kabile gibi. Konuşanı var, konuşmayanı var, sessiz var, çok seslisi var, ikincisi var, ikincisi edemeyen modülleri var ama bir sürü modülün karmaşık yapısı. Bir de plastisiteden de bahsedildi. Benim öğrenciliğimde beyinde 20'li yaşlardan sonra hiçbir şey olmaz falan zannediyor. Artık bugün biliyoruz ki 60'lı yaşlardan sonra bile beynin çok ciddi bir nöroplastisitesi var. Örneğin burada yine görme üzerinden örnek veriyor Kuzban. Görmeyi gerçekleştiren modüllerin çoğu bilinçsiz ama nihayetinde bilinçli bir görme deneyimine sahibiz. Ama bunlara ileride değineceğim çok bilinçli görme ile ilgili farklı bilinç değişikliği olan klinik vakalar görüyoruz. Elinizi hareket ettirecekseniz sorunun birçok modül var diyor. Bazı modüller bu basamakta ilk kararı almak zorunda bir şekilde. O zaman dizilim başlatan ilk modüldeki ilk hesaplama bilinçli işlemlerden biri olmak zorunda. İlk açıklama. Bu halde karar bilinçli alınma deneyimi ve beyin aktivitesi aynı anda olacak. Diğer olasılıksa birinci işlem dışındaki diğer işlemler bilinçli ilişkidir. Beyin aktivitesi bileği hareket ettirme kararından sonra oluşamaz. Bileği hareket ettirme kararını veren her neyse bu bir çeşit modüldür ve kesinlikle beynin bir parçasıdır diyor. Ve beyninizde beyne ait olmayan bir modüle sahip olamazsınız. Çünkü karar vermek tamamen kendi beyin aktivitesidir. Peki neden bir eylem gerçekleştiriyoruz? Deney ortamında değiliz. Yani libetin deneylerine ya da sonra deneylerindeki bir şey yapmak bir seçenek değil. Bir sonuca ya da kazanca ulaşmaya genellikle ortalama hayatta hedefleriz. Çok ekstrem bir yaşantımız yoksa. Bu eylem niyetinin öznel deneyimlenmesinin iki bileşeni var. Dürtü, yani hareket etti, edecek olması ve ileriye yönelik bir hedef veya ödül elde etmesi. İlk bileşen motor, ben merkezi ve içseldir. Bu libetin karar noktası ve daha sonraki yardımcı motor olan rüyasını izleyen hislerle ilgilidir. Bu ilgi de Freud ve arkadaşlarının az önce bahsettiğimiz çalışmalarıyla oldukça uygun. İkinci bileşke ise hedefe ulaşma durumunu tahmin, yani hayal etmeyi içeriyor.
motordan ziyade duysaldır, sıklık, amaççada hedef tespit için ilgili alanda saptanmış dış referansları kullanılır. Eylemlerin önemi onların bize sağlayacağı olumlu konumlardan ya da ödüllerden çok daha azdır. Başkalarının hedef ve amaçları üzerinde önemli dururuz, sosyal bir canlı sonuçta. Onların bu hedefe ya da ödüle ulaşmak için gerçekleştirdiği eylemlere de o kadar dikkat etmeyiz. Şimdi burada Libet'in deneylerine çok benzer bir deney var. Ben bu slide'de beynin evrimsel eksiklikleri konulu geçmişte yaptığım bir sunumda, sonra değişik şekilde evrimsel tıp çalıştaylarında da bu konuda konuştum. Bunları da sık kullanıyorum. Burada bir basit deney var. Kişilerden bilgisayar ekranı üzerinde mouse'a tıklayarak orada gördüğünüz yuvarlağı sepete atmaları isteniyor. 5 dakika süreleri var. 50 cent için bu istendiğinde denekleri ortalama 101'de kalıyor. 5 dolar için istendiğinde 159'a çıkarken bunu sosyal yardım için dediğinizde, yani hiç maddi bir kazanç vermenize insanlar %168'e çıkıyor. Bu bizim sosyal yapımızla ilgili. Yani bir şey yaparken, çok basit bir işlem bile yaparken arkadaki dürtüler, motivasyon çok önemli ve sosyal bir canlı olmanın getirdiği de sosyal motivasyon had safhada önemli. Şimdi birinci kırılma noktası nörofizyolojik testler ve Libet demiştim. Diğer kırılma noktası ise benim için klinik nörolog olarak, beyin evrimiyle uğraşan bir olarak aldığımız kararların birçoğunun aslında bilinçsiz alındığı, birçok kararımız, davranış ya da motor hareketimizin çok da bilince gerek olmadığı, bu kanun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Yani her şeyi bilinçli olarak yaşamamız evrimsel olarak, bir canlı olarak mümkün değil doğada. Şimdi burada yuvarlaklar görüyorsunuz. Bazıları bize tümsek, bazıları çukur olarak gözüküyor. Bunu beynimiz hiç düşünmüyor. Çok doğal olarak böyle anlıyoruz. Çünkü evrim tarihimiz boyunca ışığın genelde yukarıdan geldiği bir fiziksel ortamda yaşıyoruz. Eğer gölge yuvarlağın alt tarafındaysa bunu tümsek olarak anlıyoruz. Üst tarafındaysa bunu çukur olarak anlıyoruz. İnsanlık tarihinin çok büyük bir bölümü tümsekli, çukurlu arazilerde yürüyerek, koşarak ya da hareket ederek geçti. Bunu oturup her bir tümsek ya da çukur için dikkate alamayız. Böyle bir lüksümüz yok. Beyin bazı şeyleri bu şekilde otomatikman yapıyor. Mesela tenisçilerle yapılan hoş bir deney vardı. O dikkatimi çekti. Ben çok tenis sevmiyorum ama hakikaten oradaki hıza hayranım. O hıza rağmen tenisçilerine, reflekslerine ve vuruşlarına. Şimdi bir uyaranın bilinç düzeyinde farkındalığı için gerekli minimum süre yapılan çalışmalar yaklaşık 350 milisaniye. Şimdi profesyonel tenisçiler ortalama 150 km saat hızla servis atıyorlar. Çok ciddi bir hız. Bir de alanın büyüklüğünü düşünürseniz, yani fiziksel sınırlarını, yaklaşık 400 milisaniyede bu karşı tarafa ulaşıyor. Bir saniyenin yarısından az. Yani tenisçi topun karşı tarafın raketinden çıktığını bile görmeden gelen topa yapacağı vuruşu hazırlanmalı. Bu durumda peki nasıl oluyor? Takır takır da bu oyun oynanıyor ve muhteşem maçlar ortaya çıkıyor. Yapılan deneylerde oyunculara servis videoları izlettirildiğinde ve servis atan bir kişi topa vurmadan 40 milisaniye önce görüntü dondurulduğunda topun nereye gideceği konusunda profesyonel tenisçiler neredeyse her zaman doğru tahminlerde bulunuyor. Ancak kendilerine bunu sorulduğunda, yani bunu nasıl yaptıkları, böyle bir tahminde bulunduklarının bile farkında olmadıklarını, yalnızca top atıldığı sırada topa konsantre olduklarını söylüyorlar ama milisaniyeleri düşündüğümüzde bu yaptıkları açıklama yine zevahili kurtarma açıklaması aslında. Çok matematiksel olarak doğru değil. Bilinç davranıştan sonra geliyor. Bunu işte Jensen'ın deneyleri var. Ne kadar azaltmaya çalışırsanız çalışın tepki hızlarınızı olabildiğince kademeli düşünmesini istemiş. Ama bu olmuyor. Ortalama 750 milisaniye de deneklerin şeyi takılıyor. İşlem süresi daha değişmiyor. Şimdi yine görmeden bahsetmiştik. Çünkü bizim beynimizin koskoca bir lobu tamamen görmeye ayrılmış durumda. Görme üzerine birçok şeyi yapılandırıyoruz. Şimdi ana iki tane görsel yollarımız var. Bunlardan birisi dorsal yollar. Bu nesnelere yönelik motor tepkilerin gerçekleştirilmesinde olanak sağlıyor. Ventral yollar ise daha bizim insan olmakla övündüğümüz bilişsel işlevlerle ilgili yerlerle bağlantısı var ve nesnelerin zengin ve ayrıntılı görsel temsillerini oluşturuyor.
Birlikte çalışır bu sistemler. Çalışmak zorundalar da. Yani sağlıklı bir görme için ve görsel davranış için. Ama burada mental yolak işte hedefi tanıyıp prefrontal bölgelerin yardımıyla gereken hareketleri belirlerken yani planlama, eksekutif, yürütücü işlevleri yerine getirirken dorsal yolak bir taraftan işte motor korteks, bazal ganglionlar ve diğer bazı bölgelerle birlikte hareket programlanmasında ve yürütülmesinde görev alıyor. Ancak her zaman birlikte çalışmıyorlar. Dorsal yolağın bir üstünlüğü var. Bu arada dorsal yolağın işlemleri bilince ulaşmıyor. Ventral yolağın işlemleri bilinçle ilgili. Dorsal yolağın yaptığı işleri herhangi bir şekilde biz bilincine varmıyoruz. Beklemeye gerek duymadan çok hızlı tepki verebilir. Evrimsel açıdan da tepki vermeden önce uyaranın ne olduğunu anlamayı beklemek gerçekten oldukça geç olabilir. Şimdi evrimsel tarihimizde son 3-4 bin yılı alırsak birçok toplum için hala da oradayız. Üste gördüğünüz bir alanda yaşıyoruz. Alttaki gibi çalı mıydı, yılan mıydı düşünmek gibi lüksümüz yok. Bunu düşünen atalarımız zaten elimizde olduğu için buna düşünmeden uygun tepkiyi veren, uygun tepki burada önce motor hareket, kaçınmaktır. Sonra düşünürsünüz o çalı mı, yılan mı. Böyle bir lüksümüz yok. Bu lükse yönelik de evrimleşen bir beyin yapımız var. En azından bir orgazmanın vermesi gereken ani ve hızlı tepkiler için bilincin gerekli olmadığı düşünülebilir. O doğal koşullarda saniyenin yarısı bile az evvelki şeyde gördüğümüz. Tabii tenis oynamak için evrimleşmedik ama bu yeteneklerimiz tenis oynamamızı mümkün kılıyor. Tekrar libete dönersek bu noktada yine libetin sonraki çalışmalarında da farkındalık eşiyle ilgili çalışmaları var. Burada ulaştığı sonuçlar bilinçli farkındalık için en az yaklaşık 100 milisaniye süren bir beyin etkinliği olması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu sürede verilen işarete şiddeti ve başka koşullarla değişkenlik gösterebiliyor. Deneyler epilepsi cerrahisi öncesi talamus dediğimiz orta beyindeki beynin küçük koku duyusu dışında modellemesini içeren o beynin orta yerindeki çekirdekteki dokunma ve acı duyularıyla ilgili yapılıyor. Darbe dizisi farkında olma derecesine ulaşacak kadar uzun süreli olmamasına karşın deneyin ortalamanın üzerinde doğru tutturabildiği izleniyor. Yani uyaranın farkında olabilme darbelerin çok uzun süre uygulanmasını gerektirmektedir. Farkındalık için darbenin en az belli bir süre uygulanması gerektiği şeklinde de yorumlanabilir. Şimdi klinik olarak biz bunu nasıl görüyoruz? Yine görmeye gidelim. Görsel yolaklara. Burada mental ve dorsal yolaklardan bahsetmiştim. Dorsal yolağın bilinçle direkt teması yok. Yani onun işlemlerine çok fazla bilinçle biz haberdar olamıyoruz. Şimdi kör görüş diye bir şey var. Bu bir sürü dalın bahsetmeyi ya da irdelemeyi sevdiği klinik bulgulardan birisidir. Burada kişinin bilateral optikal korteksleri herhangi bir sebebi ya da herhangi bir nedenle zedelenir ve kişi kortikal olarak kördür. Bu kişiler kesinlikle ama 18 ve 10 yani 17. alanları Brodmann haritalandırmasında tamamen lezyon altındadır. Hiçbir şekilde işlevsel değildir. Fakat 18-19 yani görmenin asosyasyon yardımcı alanları korunduğu için körlüğünün de bilincindedir ve kördür. Fakat bu kişiler çok ilginç bir şekilde tuhaf bir bilincinde olmasa da az evvel Libet'in deneyinde söylediği gibi davranış değişikliği gösterirler. Yani bu insanlar refleks yüzlerine gelen bir şey için ellerini kaldırabilirler. Ya da yürürlerken önlerinde bir engel varsa bunun rahatlıkla üstünden aşabilirler. Fakat bunun da bilincinde değildir. Bu kişilerin eline herhangi bir zarf verip diyelim dikine bir zarf yeri olan bir yere götür bunu at dediğinizde tabii doğal olarak size önce bir alay edecek. Ben körüm nereye atacağım? Ya rastgele sen atmayı dene dediğinde her seferinde o zarfı uygun atarlar. Ya da deney yaptığımızda işte görsel imajlar verip ne olduğunu sorduğunuzda ortalamanın çok üstünde doğruluğu yönetirler. Fakat sorduğunuzda bunun tamamen rastgele olduğunu söylerler. Çünkü buradaki bilgi yani dorsal yolak bir grup görme dipi görme alanına 17. alana ulaşmadan talamus oralarındaki başka bir çekirdekten aşağı döner ve 18 ve 19. alanlara uğramadığı için onun sağladığı refleksif bilgi, çok ayrıntılı bir görme değildir ama refleks yaratmaya, refleksif davranış yaratmaya yetecek bir bilgidir. Onun bilincinde değildir kişi. Anton sendromu dediğim hadisedeki benim iki hastam oldu bireysel olmakta. Buradaysa 17. alan yani ana görme alanı tamamen yine
zedelenmiştir, bilateral, kördür kişi. Fakat 18 ve 19. alanlarda zedelenmiştir. O zaman bu kişi de körlüğünün farkında değildir ve bir kör gibi davranmaz. Defalarca defalarca kalkar, düşer, çarpar, her seferinde bir size bahane bulur, bunu akla bürür. Yani sadece görme üzerinde bile baktığımızda, az evvel Libet'in farkında olmadığı evrende tekrar düşünürsek, bilincinde olmayan uyarımlar davranış değişikliği yaparken çok bariz uyarım eksikliği de eğer bilincinde olabilecek beyin modülünüz, Kurzban'ın eleştirilen modüler çalışma çalışmıyorsa siz bunun farkında olmuyorsunuz. Benim ilk hastam Anton sendromu olan sonra sorardım. Atıyorum, İrfan Bey, bu elimdeki nedir diye bir kalem gösterdim. Bardak derdi. Elinize alın derdim, eline alınca kalem olduğunu görüyor. Ya herhalde biraz ışıklar hoş, karıştırdım galiba da. Tabii hayati bir de tehlike doğuruyordu. Görüyormuş gibi davranmışsın, kalkıp gidiyordu. Çarpıyordu, düşüyordu. Oldukça büyük tehlikeler yaşıyordu. Kendi başına bıraktığınızda. Beden duyuru sisteminde zayıf veya süresi yeterince uzun olmayan bir uyarı. Burada da görüyoruz. Farkındalık yaratmadan davranışı etkileyebiliyor. Aynı türden ancak şiddeti daha yüksek veya daha uzun süreli uyarım ise farkındalık oluşturabiliyor. Karar almanın bir de gölgede kalan aşamaları var. Yani biz hep sanki böyle oturup sakin sakin düşünmemize imkan tanınan bir ortamda böyle çok üst düzey ahlaki ikilemler ya da mesleki ya da işte başka ikilemlerle ilgili kararlar aldığımızı düşünüyoruz ama günlük hayatta aslında hayatımızın gidişatını çok çok etkileyen birçok kararı çok otomatik alıyoruz. Yani hiç, ne böyle düşünecek zamanımız oluyor ne de aslında sağlıklı bir şekilde, böyle akıllıcı bir şekilde, irdeleyici tarafıyla zihnimizin bir refleksif tarafı var, bir irdeleyici. Düşünüp karar almıyoruz. İşte eş seçim, karşımızdakini anlayıp ona göre davranmak ki biz primatlarda bu hayati öneme sahiptir. Çünkü bir primatı %70 olasılıkla öbür primat öldürür. Bu şempanzelerde de böyledir, gorillerde de bizde de. O yüzden yüzleri çok iyi tanırız, maymunlar ve bizler primatlar. Karşımızdakinin zamanında hızlı bir şekilde anlayıp tepki vermek kompleks sosyal yapılarımız olduğu için çok önemlidir. Ticari ilişkiler, ahlaki yerler, bütün bunlar da aslında çok da fazla karar almanın karanlık yönleri. İşler görür ve birçok şeyi bilincinde olmadan yaparız. Burada özellikle Miller ekibinin hoş deneyleri var, Eagle'ın ekibinde. Örneğin aynı bayanın yüz resimlerini koyun ve erkek deneklere sorun. Hangisi daha seksi ya da daha çekici? Bunu rahatlıkla hangi fotoğrafı seçilmesi istiyorsa deneyi yapan tarafından ayarlanabilir. Göz bebeklerini 1-2 milim daha büyük yaptığınız bayanın fotoğrafı bütün erkekler tarafından daha seksi seçilecektir. Çünkü seksüel uyarılmanın bir işarettir bu. Beyniniz bunu anında algılar, hiçbir şekilde bilincinde olmadan buna tepki verirsiniz. Çok sunumlarda görsel olarak kullanmıyorum ama Miller ekibinin bence çok zekice planlanmış bir başka deneyi var bu konuyla ilgili. New Mexico'da striptease kulüplerinde yapılan bir deney. Orada bayanların esas ücreti çok temel bir ücret alıyorlarmış. Aldıkları bahşiş erkeklerden. Aynı yaş grubunda yaklaşık ve benzer fizik ölçülerde bayanları. Acaba maymunlar dişilerde üreme dönemi yani cinsel azgınlık dönemini erkekleri belirtecek fiziksel özellikler sergilerken insanlarda bu var mıdır diye düşünülüyor. Ve büyük geniş bir denek grubunda bu deneniyor. Bayanların ortalama $50 civarında, $50-$52 civarında günlük şeyleri var. Aldıkları bahşiş var. Adet dönemlerinde bu $32 civarında düşüyor. Üreme siklusunun pik yaptığı dönemde yumurtlama bir artı eksi bir gün öncesinde bu $78 civarlarına çıkıyor. Bu da neydi? Esas çarpıcı olan şey şu, bazı bayanların hiç değişmiyor. $32-$33. Düz bir çizgi. Bu bayanların doğum kontrol hapı kullanan bayanlar olduğu saptanıyor. Tıpta eğer bir bayan doğum kontrol hapı kullanıyorsa vücut kendini hamile zannediyordur. MHC genlerine yapılan çalışmalarda da ne olduğunu bilmedikleri ama bir erkeğin iki gün boyunca herhangi bir şey kullanmadan yani deodorant ya da sprey herhangi bir şey kullanmadan üzerine giydiği terli tişörtlerin kapalı kutularda koklatıldığı içinde ne olduğunu bilmiyor bayanlar. Hangisi de daha çekici diye sorulduğunda bayanların hepsi kendisine en uzak
MHC yani doku uygunluk, bağışıklık genleri olan erkekleri çekecektir. Eğer kişi hamile ise bayan ya da doğum kontrol hapı kullanıyorsa tam tersi. Kendine en yakın olanı. Çünkü üremek için en sağlıklı üreme koşulları sizden genetik olarak en farklı kişidir. Ama eğer hamileyseniz o çocuğu sağlıklı yetiştirmek için yakın durmanız gereken kişiler baba ve abinin ve dayınızdır. Bu çok basit eş seçiminde bile çok farklı bilmediğimiz etkenler var ortada. Çok da öyle tabii yani bir de sosyokültürel yapımız var. Her zaman bunun fiziksel etkenlerin peşinde gitmiyoruz. Ama hiç fark etmediğimiz şekilde de bizim kararlarımızı etkileyebiliyorlar. Bunun dışında örneğin başka şeyler de var. Yani biz hep yıllardır sanki kafa, işte dün benim büyük oğlum da bir şey için soruyordu, bir yerden okumuş. Baba diyor hala beyin nakli yapmadılar mı? Yani beyin nakli tamam da beden olmadan beynin düşünmediğini, düşünemediğini biliyoruz biz artık. Yine çok yapılan işlemlerden birisi günümüzde bu da botulinum toksin uygulamaları. Estetik açıdan çok fazla yapılıyor. Biz nöroloji pratiğinde yüzde distoniler ya da blefarospazm gibi yani kişinin sosyal hayatını kısıtlayan engellilik halinde bazal ganglion hastalıklarında kullanıyoruz. Ama daha çok kullanılan artık estetik oldu. Şimdi genellikle etrafınızda da vardır. Botulinum toksin uygulaması olan kişilerin yüzünde bir donukluk ifadesi görürsünüz. İfadeleri aktaramadığını görürsünüz. Yine Eagle'ın ekibi acaba bu kişiler ifadelerini aktaramadıkları gibi ifadeleri anlamada da zorluk çekiyor mu diye denmişler ve botulinum toksin uygulaması yapılan kişilere karşıdaki insanların yüz ifadeleri, dört ayrı yüz ifadesi okutulduğunda kişinin karşıdaki insanın da yüz ifadesini anlamakta zorlandığı ortaya çıkmış. Yani siz bu aynalama diye bir şey vardır. Karşınızdaki yüz insanın karşıdaki insanın yüz ifadesini anında yüzünüz, ayna nöronlar dahil taklit eder. Ve o taklitle o yüz ifadesine sahip olduğunuzdaki haleti ruhiyeyi beyniniz anlar ve karşınızdaki insanın yüz ifadesini anlamanın en iyi yolu sizin onu taklit etmenizdir. Botokslu insanlarda, botulinum toksini yapılanlarda bu kaybolduğu için kişilerin karşıdaki insanı anlamasında oldukça zorlandığı görülmüş. Bunun dışında çok daha hoş, basit deneyler var. Örneğin kötü kokulu bir ortamdayken daha katı ahlaki yargılarında bulunuruz. Karşımızdaki kişiler kendi hastalık iç davranışlarını bile ahlak dışı olarak niteleyebiliriz. İnsanlar çok güzel bilgisayar psikoloji testleri var bunlarla ilgili. Çok zengin bir literatür var. Sert bir sandalye yani ahlaki iğrenmeyle ne bileyim bir cesetten iğrenme aynı yerler ışınlar beyinde. Ya da çok basit bir yiyecekle ilgili ödülle iyi yapılmış ve insanlar tarafından takdir edilen sosyal bir ahlaki davranıştan aldığınız has beyin aynı yerinde ışınlar. Beyinde farklı yerler yok. Bunu aynı sistemleri kullandığı için rahatlıkla bir başkasını rahatsız ettiğinizde öbürleri rahatsız edersiniz. Nörobilimin en ünlü vakası Phineas Gage vakasıdır. Frontal loblarla limbik sistemin mediofrontal yol aracılığıyla bağlantısı kopunca kişi duyguları her şeyi bilir fakat ona göre davranamaz. Yani kalkar herkes otururken döner, küçük abdestler yapar. Sorulduğunda gayet rahat söyler. Bu aslında utanılacak bir şey. Ama bu hissi hissetmediği için, frontal korteksi almadığı için bunda herhangi bir rahatsızlık duymaz. Bunu damazosomatik seyahatleyiciler kuramında gayet de güzel söyler. İşte dikkatimiz belirli bir eylemi yol açabileceği olumsuz sonuca yönelmeyi zorlar. Otomatik bir alarm gibi çalışanlar şu sinyal verir. Eğer bu sonucu verecek seçeneği eğilecek olursan tehlikeye karşı dikkatli ol. Basittir. Bu hastalara şunu sorduğunuzda teklerler. Salı buluşan perşembe. Hepimiz bunu salı deriz. Otomatikman somatik işaretlerimiz çalışır ve bir seçenek verir. Bu insanlarda ne yazık ki sosyal davranış tamamen sekteye uğradığı gibi karar verme aşamalarda tamamen sekteye uğramaktadır. Damazoyu ayrıca bu özgür irade eğer varsa bunun ön sünnet bir sorun. Çünkü hem frontal korteksin parçası hem limbik sistem parçası hem ödül merkezinin parçası olduğu iddiasında bulunuyor. Bir de evrimsel bakış açısı var. Burada kısaca söylemek gerekirse fiziksel çevre değil de özellikle sosyal çevremizi çok değiştirdik biz insanlar olarak. Özgür iradenin dört ana parametresinden Baumeister ve arkadaşları bahsediyor. Yani bunlar dört alt parametrede inceliyor. Bu
4 alt parametrelik davranış paternlerinde de biz özgür irade dediğimiz sisteme sahibiz. Kültür insan türünün biyolojik statüsüdür diyorlar. Ve insan türünün hayatta kalma ve çoğalması için uzun süreli sorunlarını çözme statüsüdür. Sosyal yapı çok önemli. Yine oraya dönersek. Örneğin son dönem sinemanın kötü insanlar hep avukatlar olarak geldi. Bir dönem psikiyatristler, işte politikacılar hep öyle dediler. Üst düzey avukatlara bastığında herhalde $30 bir iş teklifinde bulunuyor. Hepsi reddediyor. Aynı iş teklifini sosyal yardım için, yaşlılar için, ya Allah rızası için Türkçe'ye çevirsek dendiğinde hepsi katılıyor. Yani karar almanızı çok basit, sorunun sorulma tarzı ya da bunun sosyal yapılarla ilgili ilişkilendirilmesi bile etkiliyor. Az evvelki o bahsettiğim deneye dönersek yine o hani beni kutunun içine atmaydı. 50 cent yani 50 centlik hediye verdiğinde birden 101 olan 169'a çıkmış. $5'lık hediye de değişti. Yok yine sosyal yardım aynı yerde. O yüzden komşumuza gidip de al sana 100 lira yeni taşınan komşumuza ne alırsan al demiyoruz hediye. Çünkü hediye sosyalliğin bir parçası. Bütün karar alma aşamalarımızı değiştirebiliyor. Özgür iradenin amacı insanların kültür dahil olmak üzere sosyal yaşam biçimlerini sürdürmelerini sağlamaktır savunda. Evrimsel bakış açısından bakan Baumeister ve arkadaşları. Bu amaçta da kısmi özgürlük bize yetiyor. O kadar ki safları bozmuyoruz. Bakın burada sağ ve soldaki ülkeler aslında birbirine çok benzer ülkeler. Buradaki rakamlar organ bağışçısı olma durumu. Bir tarafta sizin doğuştan organ bağışçısı olduğunuz söyleniyor ve sizin bir kağıt vermeniz lazım. Hayır değilmek için. Öbür tarafta da tam tersi. Doğuştan organ bağışçısı değilsiniz. Sadece bir kağıt imzalamanız gerekiyor. Bakın aradaki devasa fark çok küçük şeyden oluşuyor. Safları insanlar bozmuyorlar kolay kolay. Var olanla yetiniyorlar. Bir de son olarak özgür iradeye inanmak cidden fark yaratıyor. Niye? Özgür iradeye olan inancın azaltılmasından sonra insanların yalan söylemelerine, aldatmalarına ve çalmalarına daha yakın hale geldikleri görülüyor. Bu da özgür irade inancının sosyalleşmeyi sağlayıcı, ahlaki olarak da erdemli davranışa katkıda bulunması bir diğer önemli sonuç. Yani yine evrimsel olarak faydalı olan bir şey. Yine sinema ve bay üniversitelerinin de çalışmaları var. Suçluluk kısmen kişinin farklı davranabileceği ve davranması gerektiği inancına dayanıyor. Özgür irade esasen kişinin farklı davranabileceği inancıdır. Determinizm ve özgür irade eksikliği suçluluk duygusunu ortadan kaldırır deniyor. Özgür irade inancının toplum için yararlı bir işlevi hizmet ettiğini ortaya koyduğunu iddia ediyorlar. Teşekkür ederim. Bu da küçük akbalıkçı sorumluluklar.